Evet, şimdi size biraz böyle en kıymetlilerimin olduğu bölümden biraz böyle bir kitaplık turu yapmak istedim. Çünkü geçen seferki de hem yan tutmadığım için hem de böyle bir insan acayip oluyor. Kameranın karşısında değilken, kitapları çekerken çok böyle verimli konuşamıyor. Tabii bir de aynı zamanda bu arada ben şu an sandalyenin üzerindeyim. Murat Anmungan'lardan başlamak istiyorum. Şairin romanı hayatımda okuduğum en efsane kitaplardandı. Aynı zamanda Yüksek Topuklar da öyle. John Berger'den Düğün'e çok efsanedir. Ben bu üst rafı, daha doğrusu aslında şöyle gösterirsem üst olduğunu anlarsınız. Üst rafı Metislere ayırdım. Altında İletişim Yayınları ve Sel Yayınları da var. Buradan şu tarafa doğru gidebilecek miyim bilmiyorum. Böyle gözüküyor bilmiyorum. Burada da İletişim Yayınları şöyle. Cemil Meriçler duruyor fakat ben hiç Cemil Meriç okumadım arkadaşlar. İtiraf ediyorum. Şunun üçüncü serisi kaldı. Şule Gürbüz öyle miymiş? Çok güzel bir kitaptı. Mutlaka ve mutlaka okuyun. Burada Seller. Burada. Bu bölüm, daha doğrusu buradaki şu an size göstereceğim kitaplar, aslında daha çok biraz böyle kitapları gösteriyorum, hafif aşağı iniyorum. Benim için böyle en kıymetli olanlar. Tık 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 tık. Murat Gülsoy'larım. Ben Murat Gülsoy'a, şimdi ben de kameradan bakıyorum ya, ve Seray Şahiner'e bayılıyorum. Bayılıyorum. Murat Gülsoy'un o hayal gücü, kurguları hakikaten çok eşsiz. Ayfer Tunca da bayılıyorum. Buradan böyle size tek 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 çıkartıyorum. Şu Ayfer Tunç'la Karanlıkta Kelimeler kitabını mutlaka okumalısınız. Dino Buzzati, Colombre'yi okumadım. Onun haricinde diğerlerini okudum. Bayılıyorum. Sürekli bayılıyorum diyorum. George Orwell. Mutlaka ve mutlaka okumasınız. Bu adama da bayılıyorum. Sürekli Toni Morrison'lar. Toni Morrison'ın son kitabı mükemmel bir kitaptı. Onu da okuyun. Burada amaç konuşmak vesaire falan filan değil. Tahsin Yücel'leri mutlaka okumalısınız. Aslında ben ilk Gökdelen'i okudum. Kumru ile Kumru da gerçekten çok güzeldi. Ama benim gözümde Gökdelen tamamen birinci sırada. Hem çekip hem okuyamıyorum. Bunlar, bunu çevirmiyorduk. Bakın, bu ayrıntı yayınlarından, kampanyalarından aldığım kitaplar. Aslında bu kitabın basımı yok. Artık biliyorsunuz Ballard'ları Sel Yayıncılık basıyor. Bu kitabın da basımı yok. Hop, geri koyamadım. Burada dursun, sizi çektikten sonra koyarım. Neler aldın kampanyadan diyorsan, nerede? Farmakon aldım, Savaş Atı, şunu, şu yazar kitabını aldım. Buradan böyle. Uygar Şirin'i böyle. Uygar Şirin'i de çok seviyorum. Ve Alicia Kanetler'in Kemal'im Var Oğlum. Elimde bir sürü Kemal Var Ol Hav imzalı kitabım var hala. Yerine ulaştıramadığım yerler ve kişiler var. Kabil, eğer okumadıysanız mutlaka okuyun. Şurada. Ve benim en efsanelerim. Ayn Rand'lar çok kıymetli benim için. Vedat Türkali. Şurada da böyle çok güzel kitaplarım var. Bakar mısınız? Adam Yayınları'nın ciltli kitapları. Ben bunları topluyorum. Bulursanız siz de alın. Böyle. Hiç bu kadar detaylı da çekmemiştim. Yapı Kredi Yayınları. Aslında bunlar biraz karışık. Burada. Bunu okuyacağım ya bu aralar. Bir de Hayvan Yemek kitabını okuyacağım. Efendinin Güzeli. Doris Lessing'e de bayılıyorum. Oh. Bu kitap çok değişik bir kitap arkadaşlar. İnsanın işte bu karar vermesiyle alakalı. Demirciğim,
karar vermeyle, beynimizin karar mekanizması ile ilgili örnekler vererek, yani atıyorum bir sporcudan da örnek vermiş, her şeyden örnek vermiş, örnekler vererek anlatmış. Bir de şu kitabı da göstermek istiyorum. Hop. Bu Varlık Yayınlarından çıkmış 45 yazar ve 45 öykü. Çok güzel bir kitap. Yeni bu Öykü gazetesi. Eskiden İyan Edebiyat çıkardı, bilir misiniz? Bunun onunla alakası var mı yok mu bilmiyorum ama ben onu gazete şeklinde olduğu için İyan Edebiyat'ı çok severdim. Sonra dergiye çevirdiler. Dergiye çevirdikten sonra da kapattılar maalesef. O yüzden bunu çok heyecanla aldım ve çok da hoşuma gitti açıkçası diyorum. Ve şöyle bir de genel bir kısım çekip kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.